Esasen 82 Anayasası'nın ruhu itibariyle bakıldığında askeri darbenin sonucunda teşekkür ettirilen bir anayasa olması sebebiyle elbette yeniden reforme edilmesi ve yeni baştan bir dizayne tabi tutulması gerekiyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın reform çabalarıyla birlikte yeni ve sivil bir anayasa, tırnak içerisinde sivil bir anayasaya vurgu yapması bu anlamda önemlidir. Zira AK Parti hükümetleri döneminde en başta asker-sivil ilişkilerinin rehabilite edilmesi ve bunun yanı sıra siyasetin demokratikleştirilmesi adına zaman zaman yasal değişikliklerle, zaman zaman da anayasada yapılan değişikliklerle bu reform dönemi sürdürüldü. İşte Alevilere yönelik, Kürtlere yönelik, toplumların toplumun farklı kesimlerine yönelik çok ciddi bir rehabilitasyon süreci yaşandı günümüze kadar. Bu aslında AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, iradesinde şekillenen bir reform siyaseti izlediğini dünden bugüne kadar gösterdi. Bu reform siyaseti e, kimi zaman e, karşı karşıya kalınan tehditlerle birlikte akamete uğrasa da bu bir strateji, e, bir perspektif olarak her zaman varlığını sürdürdü. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan e, bu beyanı sürdürerek, yani bu perspektifi sürdürdüğünü gösterdi. Şimdi farklı toplumsal kesimlerin elbette bir anayasa değişikliğinde fikirlerini beyan etmesi ve o fikirler üzerinden bir müzakere zemininin oluşturulması esas meseledir. Fakat Enes Hoca'nın da bahsettiği gibi HDP'nin bugün meseleye yaklaşımı ve özellikle Millet İttifakı içerisinde CHP ile birlikte hareket eden siyasi aktörlerin meseleye yaklaşımı çok ciddi farklılıklar arz ediyor. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çağrısından sonra özellikle CHP içerisindeki temsil noktasında bulunan aktörlerin yaptığı açıklamalar aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla birlikte e, bir gündem oluşturma ve muhalefet içerisinde özellikle Millet İttifakı içerisindeki bütünlüğü bozmaya dönük bir gündem değiştirme çabası olarak yorumlandı. Dolayısıyla ilk elde aslında bu sivil anayasanın tartışma zemininde farklı bir noktaya evrildiğini gösteriyor. Ama zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylese muhalefet hep bu tepkiyi veriyor. Kesinlikle. Yani tek adam siyasetine varan bir eleştiri işte Erdoğanizm, otoriter siyaset. Bu zaten CHP ve HDP'nin her zaman üzerinde mutabık kaldı ve son dönemde sadece siyaseti, özellikle Millet İttifakı'nın da eksenini belirlediği bir siyaset tarzı olan Erdoğan karşıtlığında kendisini gösteriyor. Fakat ilk elde yapılan bu açıklamalar ki özellikle Millet İttifakı içerisinde son dönemde parçalanmalar, çeşitli e, fragmanların ortaya çıkması oradaki bütünlüğü de tehdit eden bir şey. Dolayısıyla bu sivil anayasaya e, Millet İttifakı içerisinden özellikle İyi Parti'den gelebilecek bir desteğin de e, bu anlamda Millet İttifakı'nın ana bileşeni CHP'yi ciddi anlamda tedirgin ettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra HDP'yi. Nitekim HDP özellikle e, Millet İttifakı içerisinde özellikle milli güvenlik ve diğer siyasete ilişkin konularda farklı bir tutum benimsediğinde... HDP içerisindeki aktörlerin e, Millet ittifakına tırnak içerisinde had bildirdiği ve çeşitli özellikle İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde, yani yerel seçimlerdeki HDP'nin e, e, örtük desteğini hatırlatması bu anlamda önemli. Nihai kertede baktığımızda e, 2002 yılından bu yana e, farklı ittifaklarla da olsa AK Parti bir reform siyaseti izledi ki, ee, yeni anayasa tartışmalarından önce reform başlığı üzerinden bir tartışma zemini oluştu evet. ve bu zemin ciddi bir karşılık buldu. Ee, ben aslında Boğaziçi Üniversitesi tartışmalarına geçtiğimizde de bu reform zeminiyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlatmak isterim açıkçası. Ki 2013 yılında AK Parti'nin en önemli açılımlarının yapıldığı dönemde yine bir sokak protestosu üzerinden farklı siyasi dinamikler harekete geçirilmeye çalışılmıştı. Böyle bir analojiyle aslında günümüzdeki reform siyasetinin ya da e, yeni anayasa çalışmalarının e, nedenli farklı e, strateji ve taktiklerle de örselenmeye çalıştığını görebiliriz. E, son olarak şunu söyleyeyim. E, 19 <laughs> kez bugüne kadar 1982 Anayasası değiştirildi. Fakat yani birçok değişiklik yapılmasına rağmen öz itibariyle askeri vesayet kokan değiştirildi bir derken anayasa. Ekleme ve yani, eklemeler, yapıldı. Eklemeler yapıldı, çıkarımlar, çıkarmalar yapıldı. Dolayısıyla yeni sivil ve farklı toplum kesimlerini dikkate alan, onların beklentilerini hesaba katan bir e, anayasanın yapılması Türkiye siyasetinin geleceği açısından da önem arz ediyor ki muhalefet de bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle e, çok ciddi bir tartışma zemini başlattı. Bence bu farklı ihtimaller en azından e, bu kertede tartışılmaya ihtiyaç duyuyor. Evet.